Ama ya tripod yerine dedim monopod kullanıp gimbal yerine tekerlekli sandalye, işte ışık yerine evdeki ampulü kullandığımda ve ucuz bir kamera istiyorum işte GH1 gibi. Sanırım 5000 liraya filan kurtarabiliyorsun Benim yani. amacım 3'e falan çekmek onu işte. Buna bu kadar para harcamanıza da gerek yok. Bunun bir yolu var. Yani çünkü başka insanlarda bu kameralar var abi. Onlardan almak daha mantıklı. Kiralamak. Ya da almak yani. Yani kiralayacak paran bile yoksa. Film için ucuz ekipman arıyoruz. Nereden baksanız 7-8 bin liralık bir tane body, 3-5 bin liralık bir tane lens, gerekiyorsa işte 200 liralık bir tane mikrofon, basit usul küçük led ışıklardan işte ne kadar paranız varsa ona göre yani totalde bir parayı cebe koymak Damla gerekiyor. Ne oldun böyle bir sesin içine kaçtın. Ne kadar paranız varsa diye girdi cümleye. Sonra 15 bin lirayla bitirdi. E para yok. 15 bin lira da yok ama ekipman lazım. Peki kamera için ne önerirsin Fuat'cığım? Yani Fuji X-T4'ü öneririm. Şu an piyasa fiyat performans açısından en güzel. Lensleri bayağı iyi. Düşük diyaframlı lensleri var. Yani body fiyatı ucuz. Body fiyatı ucuz Şu an işte. biz de X-T4 kullanıyoruz. Şey değil. Fuji'den reklam falan almıyoruz bu arada. Biz ama daha önce Sony kullandık. Sony de çok iyi makine. Ama bunun işte bir sanırım şey slow motion'u daha güçlü. Evet. Fiyatı daha ucuz. Yani hemen hemen aynı özellikleri 10 veriyor ve bit çekim 10 bit yapabiliyorsunuz. çekiyor. Pardon, orada daha öne bile geçiyor aslında. Şeyden Sony'den A7 S2'den. S3'ü bilmiyorum. S3 daha şey S3'te olabilir. 10 bit çekiyor. Ama S3'ün fiyatı 30 bin lira. 45 bin lira. 45 bin lira. İşte bunun fiyatı şu an 13 bin lira falan Yani yani. 12-13 bin 12-13 bin lira lira. civarında. Yine de bu söylediklerinizin hiçbiri ucuz ekipmana gelmiyor. Yani şöyle, yani evet ne kadar param var onunla ilgili bir şey ama bu iyi bir makine yani iyi, gerçekten temiz görüntü alıyor, ben yani beğeniyorum şeyi ama yani paran yoksa da Panasonic GH. GH1 ben bayılırım görüntüsüne, şu an Biri sahibinden baktım, alamazlar artık yani ben tedarikten de var, kalktı satacağım yakında. Alttan Çünkü şey yani linki iyi temiz, gerçekten çok iyi bir görüntüsü var. Çok iyi sıkıştırıyor. Bak bu makinenin en büyük sıkıntısı bu. Çok yüksek boyutlu dosya yaratıyor. Yani İşte 10 bit olmasının nedeni 10 o. bit olmasının nedeni ama GH1'i normal bir kartla, bir de pahalı kart almana da gerek yok. GH1'de herhangi bir kartla çalışıyor. Ve çok temiz görüntüsü var. Yani Evet. başka dezavantajları var ama işte o 400-500 liraya alabilirsin şu an bir GH1'i. 500-600 İki. liraya. İkinci el. Bulabilirsiniz. Canon 600D de olur. 700D de olur. Yani 550'de falan olur. Yani 10 bin liraya bütün her şeyi de mal edebilirsiniz. evet. 5 bin liraya da edebilirsiniz. Sahibinden Evet. falan ikinci el bularak. 10-15 bin bandında gezebilecek bütçe varsa yani biz Fuji ya da Sony, ben ikisini de tavsiye ederim. Yani Canon bu şeyin gerisinde kaldı biraz ya da fiyat olarak çok yukarıda kalıyor. Canon X-T4 mi öyle bir şey çıkardı. R serisi R var. serisi ama çok pahalı. Çok Yani pahalı yani. bu Body'si 30 bin lira Evet civarında yani falan. bu rakamları bulamıyorsun oralarda. Lens olarak şey yani herkes bir prime lens peşinde bir, ama prime'lar tabii çok pahalı. Bir de eğer yani ucuz bir film yapacaksanız prime lens gerçekten zor bir şey. Çünkü sürekli lens değiştirmen gerekiyor yani şeyde çekim sırasında. Onun yerine mesela Fuji'nin şeyi var. 16-70 galiba 2.8 diyaframlı. Fiyatı da böyle 6-7 bin lira bir şey. Yine Sony'nin benzer fiyatlarda, benzer lens şey aralığında lensleri var. Şey önermek de mantıklı işte hani 3-4 tane lens alamazsınız o kadar bütçeniz yoksa bir tane orta ölçekli işte hani 24-70, 16-35 ya da işte Fuji'nin 16-70 civarında bir lensle Ya bitir. da eğer Canon bir makine varsa mesela ben Canon 50 mm 1.8'i tavsiye ederim. Yani çok iyi bir lens. Şey, Fiyat çok elden iyi. düşme böyle 400-500 liraya kadar bulunabilir. Canon'un en ucuz lensi. Ama yani gerçekten Güzel lens. halka hizmet bir lens. Yani ya bokeh de alıyorsun, onu da alıyorsun. Ya yani bir lensten beklediğin her şeyi hemen hemen sağlıyor ve fiyatı da gayet uygun şeyde. Ya da işte Fuji'nin bazı modelleri var ya yani 1000 lira altında değil mi? Birkaç bin TL'ye böyle işimizi görebilecek, yani düzgün bir film çekebilecek lensi bulmakta çok sorun değil. Bunun dışında ses ekipmanı kritik. Burada işte Rode diye bir marka var. Aslında Amerikalı ya da Alman olması lazım, emin değilim. Bir de Sennheiser diye bir marka var. Alman. Bunlar pahalılar. Yani Sennheiser bayağı pahalı. Rode ondan biraz daha ucuz.
Ama biz şu anda mesela Boya'yı kullanıyoruz. Bu bir Çin malı. 150-200 lira falan bir yaka mikrofonu. Şu an bu makinede tepe mikrofonu da var. Şu an kullandığımız tepe mikrofonu. Bunun da fiyatı sanırım 200-300-400 lira civarında olması lazım. Ama benzer bir şey Rode'dan alırsanız 1200-1300 lira. Ben Sennheiser alırsanız işte modeline göre böyle 2000-3000 oralara doğru gitmeye başlıyor yani. Çok gerekli mi? Param varsa iyi ama yoksa yapacak bir şey yok. Bence şey Boya fena bir seçim değil. Işıkla ilgili bir şeyler söyleyelim Fuat. İşte LED teknolojisi piyasaya gireli bayağı oldu. Hı-hı. O da işte küçüğünden büyüğüne, iyisinden kötüsüne, aha, ucuzundan pahalısına, işte ne kadar bütçeniz varsa o doğrultuda alabileceğiniz ışıklar var. İşte 300 liradan başlıyor, 3000 dolara kadar gidiyor. Yani bu da olabilir. Ya eğer çok bütçe yoksa, eğer Damla'nın durumundaysanız. Zor durumdayım. 300-500 bile çok şeyse o zaman doğal ışık ya da normal şey ışığı, yani masa lambası, ne bileyim inşaat lambası var, onlar şey spot lambalar. Onların hepsi iş görüyor yani. İşte bir... ışığın üstüne kullanılacakları filtreye önem versinler. Ha. Çok daha ucuza o ışığın sertliğini falan. Bir fotoğrafçıya gittiğinizde mesela sadece ışığın sertliğini almak için bir filtre istiyorsun ve filtrenin fiyatı bazen gerçekten 400-500 lira oluyor, bir demir parçası ve bir şey. Çok basit bir düzenek. Ama bunun yerine mesela biz şu anda şuradaki ışık için ne şey kullanıyoruz? Evet. Pişirme kağıdı. Yani işte böyle kocaman bir rulo 5 lira. Yani bana bunlarla gelin işte pratik çözümler. Yo tabii de pratik çözümler bu kadar oluyor. Yani böyle sonra da tavuk pişirebiliyorsunuz. Kurgu için ne diyeceksin Fuat'cığım? Ne önerirsin? Şimdi böyle bir şey de var ya, ben işte Da Vinci'yi seviyorum. Öbürü ben Premiere'e bayılıyorum. Yani piyasanın geneli şu an Premiere kullanıyor. Final Cut. Şimdi Premiere doğru ama Premiere böyle pahalı kalıyor. Şöyle ki yani sizden aylık bir ücret istiyor. Final Cut ise tek ücret. Yani sanırım 300 dolar gibi bir şey ya da 3000 TL gibi bir şey veriyorsunuz. Programı al götür ne yaparsan yap diyor ama Adobe bir üyelik sistemiyle çalışıyor. Yani aylık senden para alıyor şeyden kullanman için. DaVinci diye bir program var. Tamamen ücretsiz. Ya zaten kurgu programının aslında çok da ne kullandığının çok önemi yok. İşte kes, yapıştır, hangisi yapıyorsa bence şey yani elin neye alışıksa, hangisini hızlı kullanıyorsan bence en iyi program o. Yoksa yani filmin nereden kestiğini sana zaten söylemiyor yani. Damla sen ne kullanıyorsun? Windows Movie Maker. Bence olur yani. Kesiyor şey, yani. Kesiyor tabii. Kesiyorsa kesiyordur. Şey değil yani. İlk videomu Movie Maker'da yapmıştım. Ben mükemmel de başlıyorum. Bir şey, Fuat olacağım. Hiç paran herhalde yoksa Movie Maker. Ya da şey var. Ücretsiz olup yani bir Premiere'e yakın tool sunan birkaç program var. Yani işte free editing software diye arattığında çıkıyor onlar. Yani onlardan birini bence kullanılabilir. Hiç sorun değil. Gimbal çok ucuz bir şey değil. Yani 3000 liradan 2000-3000 liradan başlıyor aslında. Yani taşıdığı kameranın ağırlığına göre. Evet yani ağırlığına göre değişen bir şey. Çok hafif bir kamera kullanacaksanız yani daha basit de daha ucuz bir şey alınabilir. Eğer buna da paranız yoksa tekerlekli sandalye. Gimbal'dan daha iyi sonuç veriyor. Çünkü gimbal'da ne yaparsan yap sallıyor. Şöyle bir hareketi alamıyorsun. Yani bunu engelleyemiyorsun ama tekerlekli sandalye mükemmel. Böyle çat diye çekiyor çıkıyor yani. Ucuz bir de. Hastanelerde az dolaşıyor. Hastanelerde evet yani şeyde ben 300 liraya falan almıştım sanırım tekerlekli sandalyeyi. Öyle bayağı kullandım, yıllarca kullandım. Şimdi yani. 3000 lira nere? Yani gimbal için hani 300 lira nere? Ben tekerlekli sandalye alayım en iyisi. Tripod ama şey tripod da gerçek ucuz tripod ben hiç tavsiye etmiyorum. Yani sanırım tripod en kritik şey. Yani ucuz makine de olur ama ucuz tripod da hiç kullanılmıyor. Hiçbir işine yaramıyor. Yani şu tripod sanırım 4000 lira falan şu anda. Şey sana diyorum Damlacığım sen böyle ben şey... Ben tripoda tamam, bakıyorum bu, bir yandan şaşkın bir şekilde. Bu demir eder parçasına kim 4000 lira verir diyorsun ama 4000 lira gerçekten şey değil. Ama diğer o işte 300-500 liraya aldığım bir tripod asla şey olmuyor. Ha şu olabilir monopod. Ben çok seviyorum monopod kullanmayı çünkü şey yani pan tilti çok rahat yapıyorsun işte yukarı aşağı sağa sola çok rahat yapıyorsun çok taşıması kolay hızlı bir şey var ama tabii böyle sabit bir görüntü istiyorsan tripod lazım ama yani sabit olmasa hafif sallanabilir yani bu beni çok rahatsız ediyor. Hatta bazen ben seviyorum böyle hafif sallanma efektini. Monopodlar olabilir. Monopodun pahalısını almaya gerçekten gerek yok. Zaten böyle ayakta durabiliyorsa, iyi sıkıştırıyorsa kendisini yeterli.
Onların da fiyatları sanırım böyle işte 300'den başlıyor. İşte eğer yok ben Manfrotto da istiyorum diyorsan 2000 lira 3000 liraya kadar gider. Sen şey yaptın da alt alta yazdın mı bu şey rakamları? Evet. Ne çıktı? Yani şöyle bir 15 bin ile 20 bin arasında bir şey çıkıyor. Ama tripodu BİM'den çözersem konu kapanır bence. Ama ya yani tripod yerine değil monopod kullanıp gimbal yerine tekerlekli sandalye işte ışık yerine evdeki ampulü kullandığında ve ucuz bir kamera istiyorum işte GH1 gibi ya bu benim boşuma gidecek ya da 700D gibi bir kamera istediğinde sanırım 5000 liraya filan kurtarabiliyorsun benim yani. Benim amacım 3'e falan çekmek onu işte. Ya yok GH1 alırsan 3'e de çekersin. Ha. Çünkü burada ciddi o yani işin yarısını kamera tutuyor her zaman. Kamera ve lens. İşte GH1 üzerinde de bir 14-42 bir lensi var onun sanırım böyle en basit lensi. Yani onunla alırsan valla 2000 liraya kadar yolu var damlacığım. Olur oğlum neden olmasın? Ve şey değil kötü değil gerçekten kötü değil. Yani film çekilir onunla yani. Yani şunu düşünerek söylüyorum bunu. İlk defa gireceğim bu işe. Öyle tabii tabii zaten. Direkt bodoslama bir masraf yapmak istemiyorum. Şunu biraz konuşmak lazım. Böyle film ekipmanı biraz fetiş hale geliyor. Mesela biz de YouTube'da bir sürü video izliyoruz. İşte bir adam bir kamerayı bir çıkarıyor işte kocaman bir şey. Yani şunu herkes bilsin ki abi gerçekten insanlar bununla çekmiyorlar şu kadarcık bir şeyle çekiyorlar. O böyle bir şey için fotoğraf çekmek için. Ya da Instagram'a atmak için hani sırtında koca bir alet falan hiç gerek yok. Fetiş haline getirmek şey aslında çoğu insan için film yapmamanın bir nedeni oluyor. Niye film yapmıyorsun ya da niye film yapamıyorsun? Kameram yok. İşte lensim diyaframı 4.0. Efendim ses ekipmanım yok. O yok, bu yok, şu yok falan filan. Ya aslında bunlar bence şey yani çok da geçerli nedenler değil. Eğer çok isteyen biri varsa filmi yapıyor zaten. Bu Behzat Ç'nin sinema filmi çekilirken arabanın içindeki bir atlama patlama sahnesinde kullandıkları Canon'un bir makinesi vardı. 5T Mark II şu makine şurada şu anda. O kadar büyük olay oldu ki bu kadar ufak bir kamerayla aha, bu kadar yani güzel bir görüntü, iyi bir aha, iş tabii çıktı diye. Şimdi ucuz halletmişler. Ben de ucuzu hani oradan pratik yöntemler tabii, tabii çözeyim diye düşünüyorum. Yani demek o zamanlar olabiliyor. Şimdi Behzat Ç'nin ilk çekildiği işte 2009 mu? O civarda. Şimdi o zaman bu dijital devrim diyelim yani dijitalleşmenin daha iyi başları ve Canon'un işte bu 5D Mark II böyle korkunç bir şey oldu. Çünkü bu değiştirilebilir lens. Ve yani filmciler buna hemen girsek mi yani DSLR'le film çekilir mi çekilmez mi dedikleri bir dönemlerde o yüzden o bir şey yani 5D Mark II ile çektiler filan. Çünkü ondan önce insanlar şunu ya RED'le Arri ile çekiyor ya da filme çekiyordu hala. Yani bildiğin makaralı işlere 2008'lere 2009'lara kadar. Belki şunu da söylemek lazım. Bizim gördüğümüz hiçbir görüntü aslında kameranın aldığı görüntü değil. Yani ne demek istiyorum? Üzerine bir renk işlemesi olmadan yani aldığın gördüğümüz görüntüler hiçbir şeye benzemez. Yani o yüzden belki kameraya biraz az para yatırıp bunu işte renge, kurguya, biraz bazen ışığa ya da lense diyeyim yani oralara doğru yatırmak daha mantıklı. Yani illa böyle kamera büyük olacak, iyi marka olacak falandansa bence renk düzenlemeciye gidip ona bir 500 lira vermek, bir 1000 lira vermek çok daha acayip bir görüntü çıkarabilir diye düşünüyorum yani. Ama bu fetiş olayı gerçekten korkunç. Herkes ulaşamayacağı bir makinenin peşinde, ulaşamayacağı bir lensin peşinde. İşte yani bizde şu an ne var? İşte 56 mm Fuji var. Yani bunu kullanıyorsun, 2 yıl sonra şunu istiyorsun. Ya sen Carl Zeiss olsun. İşte Carl Zeiss alıyorsun, işte daha pahalısılar. Onu alıyorsun, anamorfik lensler varmış. Yani sonu yok bunun, bitmiyor yani. O yüzden böyle bir yerde durup hani benim elimde bu kadar var. Ben de bununla çekeceğim deyip işi bitirmek lazım. Hatta işte cep telefonuyla çekilen filmler var biliyorsunuz. Çıplak mesela cep telefonuyla çekildi diye ben biliyorum. Fuat sen duydun mu böyle bir şey? Ya bir söylendi ama net bir bilgim yok. Ama yani şu da bir küçük bir hile diyeceğim. Yani bunu cep telefonuyla çekip sonra post prodüksiyona 1000 volta gönderirsen yani böyle yani iyi firma çok iyi rakamları da yüksek olan bir firmaya da. Yani bunun cep telefonuyla çekilmesi o zaman sadece ya biz bunu cep telefonuyla çektik demek için. Çünkü bu şey değil yani. Kameraya da yani evet yani onu biz öbür o kamerayı alamadık da çektik değil. Biz bunu tercih ettik gibi oluyor. Yani onun dışında ama dünyada da
cep telefonuyla bayağı çekilmiş ve evde kurgulanmış. Yani evde tamamen bitirilmiş. Gayet de temiz görüntü çıkaran işler var. Burada da sanırım şey yani işte 2000 liralık bir telefon, 3000 liralık bir telefon gayet yeterli görüntü veriyor çoğu zaman. Yani aslında şunu söyleyebiliyoruz o zaman galiba. Hı hı. İlk kez yapacaksak yani buna bir heves varsa çok da abartmadan kesinlikle, özellikle teknik anlamda pratik halledip belki post prodüksiyon tarafına daha ağırlayıp. Aslında şey yani öyle bir video daha yapacağız. Buna bu kadar para harcamanıza da gerek yok. Bunun bir yolu var. Yani çünkü başka insanlarda bu kameralar var abi. Onlardan almak daha mantıklı. Satın almak yerine. Kiralamak. Ya da almak yani. Yani kiralayacak paran bile yoksa bir biçimde birini ikna etmek. Yani birini ikna etmek de bir yöntem olabilir yani. Aysel hocam bu kamerayı bana satar mısınız? Ben tekerlekli sandalye istiyorum sizden. Tamam. Kamerayı ve ışığı bir de Fuat'ı istiyorum. Çekebilmek için bunlara ihtiyacım var çünkü. Aynen öyle. Ya da siz de olabilirsiniz. Yani şöyle bir olay oldu. Bir tane bir çocuk bizi bir gün aradı. Telefon etti. Ben de bir kısa film çekmek istiyorum. Bana dedi yardım eder misiniz? Biz de tabii böyle işte hastane, postane bilmem ne bıkmışız yani tanıtım filminden bilmem neden para kazanacağız diye. Biz tabii abi ya, yardım ederiz gel işte konuşalım da çok hemen geldi çocuk. Dedi ki abi ben de işte böyle bir fikrim var. Ben de İngiltere'de bir üniversitede okuyorum bir bitirme projesi gibi bir şey gerekiyormuş. Ben dedi böyle bir şey yapmak istiyorum işte nasıl bir fiyat çıkar? Biz böyle çocuğa ne dedik ya o zaman? Ya 1000 lira mı dedik yani böyle şey değil yani 3-4 gün peşinde koşacağız yani hiçbir aslında yani normal ücretin çok dışında bir şey. Ama yani yapmak istiyoruz yani öyle bir isteğimiz var yani adam işte senin yapamadığını adam yapmaya çalışıyor yardım etmek istiyorsun. Sonra yani yaptık çocuğun ailesi de çok zengindi. Sonra dedi ki bize abi ben de yani size dedi biraz fazla ödeyeceğim çünkü şey dedi ya beklediğimden çok daha zor bir işmiş. Vallahi böyle işte 3000 lira mı ne ödedi böyle bize ama yani çocuk filmi bitirdi. İşte hem şeyine gönderdi, yani okula gönderdi bitirme projesi olarak. Hem burada bir sinema salonu kiraladı, orada gösterdi, biz de davet etti filan falan. Hatta daha sonra babasının fabrikasının tanıtım filmini çektim. İş bağlamışsınız. Hatırlıyorsun Fuat Bey.